Merhaba, bugün Kurye Hakları Derneği tarafından hazırlanan deprem bölgesindeki gönüllü kuryelerin deneyimleri raporunu konuşacağız. Depremin hemen ardından yardım için bölgeye giden gönüllü kuryelerden oluşan bir çalışma bu. Kuryelerin depremde, yani moto kuryelerin depremde, deprem bölgesinde neler yaptığını, nelerle karşılaştığını anlatan bir rapor bu. Hem motosikletlerin böylesi afet durumlarında nasıl kullanılabileceğini de anladığımız, hem de neler yaşandığını bir kez daha gördüğümüz bir rapor bu. Aynı zamanda deprem bölgesindeki durumu bir de kuryeler gözünden anlamaya çalışacağız bugün. Hem deprem boyunca orada bulunan hem de raporun hazırlanmasında da katkıları olan Kurye Hakları Derneği Başkanı Mesut Çeki bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi detaylıca konuşacağız. Hem depremi konuşacağız, hem kuryelerin, motorların oralarda neler yaptığını konuşacağız ama Kurye Hakları Derneği'ni bize kısaca anlatır mısınız? Nasıl kuruldunuz? Nasıl bir araya geldiniz? Kurye Hakları Derneği geçen sene Kasım ayında kuruldu. Bir grup kurye tarafından kuruldu. Ocak ayının başında da 2022 motokurye ölümleri raporunu hazırlayıp yayınlayarak kendimizi duyurduk. Derneğin amacı kuryelerin sorunlarını hani araştırmak, raporlamak ve farkındalık yaratmak. Bu kapsamda değişik farkındalık çalışmaları ve raporlamalar yapıyoruz. Şimdi deprem bölgesi içinde bir raporlama yapmaya karar verdiniz. Öncelikle deprem olduğunu duydunuz. Ertesi günü giden pek çok motokurye vardı, motorlarıyla birlikte giden. Keza siz de depremin hemen ardından oradaydınız. Öncelikle biraz bu deneyimleri aktarmanızı isteyeceğiz. Yani birincisi, şimdi burada günlerce konuştuk, hala da konu etmeye devam ediyoruz bizler haberlerimizle. Ama bir kez de sizden duyalım. Deprem bölgesine gittiğinizde nasıl bir tabloyla karşılaştınız? Ben bir grup arkadaşımla birlikte ertesi gün yola çıktım ve 7 Şubat'ta Samandağ'a vardık. Biz ilk gittiğimiz zaman zaten birçok insanın haberlerden gördüğü ya da tanıklardan dinlediği tablonun aynısıyla karşılaştık. Korkunç bir yıkım vardı. Yollar yarılmıştı. Yüksek gerilim hatları, direkleri yıkılmıştı. Yani insanlara ilk yardım etmesini beklenilen kurumların, hani polis, asker gibi kurumların binaları da yıkılmıştı. Yani aslında koskoca bir, Hatay için söylüyorum, şehir yıkılmıştı. Ve yani biz bir korku filmi platosunun içerisinde gibi kendimizi hissettik. Zaten arkadaşlarımız enkaz altındaydı. Biz onlara yardım etmek için gitmiştik. Ve yani ilk gözümüze çarpan şey büyük bir yıkım. Her yıkıntının sağında solunda bekleyen, küçük ateşler yakarak ısınmaya çalışan insanlar ve birilerinin gelip yardım etmesini bekleyen çığlıklar vardı. Yani ilk günler, yani anlatmak, hani biz raporda da bununla görüşmeler yapınca da yaşadık. O ilk günler aslında çok anlatılamıyor. Yani insanlar o yaşadığı şeyi, raporda konuştuğumuz arkadaşların da birkaç tane işte korku filmi platosunda gibiydik. Sanki kıyamet olmuştu, işte yer yarılmıştı, işte her şeyi içine çekmişti gibi kavramlar kullanılıyor. Onun dışında da büyük bir aslında çaresizlik. Yani yardım... O çaresizliği ne yaratmıştı? Ya çaresizlik, depremin çapı çok büyüktü ve insanlar bunu ilk başta anlamasa bile zaman zaman ne kadar büyük bir deprem olduğunu hissettiler ve hani insanlar kendilerini birilerinin hızlıca gelip, çünkü normalde bir yerde bir deprem olur ya da işte değil mi, bir iki yer yıkılır ya da sınırlı bir bölge yıkılır ve herkes oraya gelir, büyük bir yardım seferberliği başlar. Ama 11 ili kapsayan devasa bir depremde aslında yardıma çok hızlı gelinmedi. Hani onu biz de gördük. İnsanlar vardı, üzerinde afat kıyafetli insanlar vardı ama eğitimleri çok azdı. Bizim arkadaşımızın olduğu enkazın 7 katlı bir bina ama sanki 3 katlı bir bina gibi duruyordu. Eğitimi sadece bir akutçu vardı ama onun dışında eğitimsiz afat gönüllüleri kıyafetleriyle insanlar vardı. Ekipmanlar yoktu. Aslında bizim orada yaşadığımız şeyi birçok insan kendi yaşadığı yerde
deneyimledi. Yani deprem enkazının altında insanlar var. Çevrede resmi kıyafetli insanlar var ama bunların önemli bir bölümünün eğitimi yok. Bir kısmının elinde ekipman yok. İş makinesi bir yerde duruyor ama şoförü yok. İş makinesini buluyorsunuz ama ya da hilti buluyorsunuz ya da başka bir şey buluyorsunuz ama işte jeneratör yok. Bir yerde jeneratör buluyorsunuz, benzin yok. Yani sürekli böyle bir olmayan, eksik olan şeylerle karşılaşıldı ve böyle bir çaresizlik aslında. Yani depremin büyüklüğü yardımın, ilk yardımın, enkaz konusundaki yardımın küçüklüğü, çapının darlığı. Evet. Peki şimdi aynı zamanda örgütlü bir gidiş de söz konusuydu motokuryeler için. Bu organizasyon nasıl sağlandı? Ya bu organizasyon aslında şöyle söyleyebilirim. Biz rapor için 15 ilden 30 kuryeyle birebir görüştük ama hani ben Hatay'da kaldığım dönem boyunca bizzat kuryelerin içindeydim. Onların vızır vızır çalışmalarına tanık oldum. Aynı zamanda ben Kurye Haber'in adminlerinden biriyim. Orada birkaç kez canlı yayın açtık kuryelerin çalışmalarına dair. Ki onların bir kısım çalışmaları göstermek için, bir kısım güncel ihtiyaçları kamuoyuna duyurmak içindi. Gidişler aslında birkaç tane yöntem oldu. Bir tanesi daha öncesinden deprem arama konusunda duyarlı bazı dernekler var. Özellikle İstanbul'daki bazı kurye dernekleri. Bunlar zaten AFAD'dan, sivil savunmadan çeşitli eğitimler almış dernekler. Hem motosiklet derneği, hani kurye derneği ama aynı zamanda eğitim almış bir grup kurye vardı. Ve en hızlı deprem bölgesine, raporun içerisinde de geçiyor, en hızlı giden ekip bu deprem 4 civarında oluyor. Hemen kurye WhatsApp grupları harekete geçiyor. Ve Hatay depremini yaşamış kurye derneği, Hatay dernek başkanı gruba yazıyor. İşte başkanlar grubu. Bu işte enkaz altında kaldık, şehir yıkıldı. Malatya dernek başkanı gruba yazıyor ve bu şekilde aslında şeyler harekete geçiyor. Kurye dernekleri harekete geçiyor. Hızlı bir şekilde İstanbul'daki dernekler valilikle iletişim kurarak saat 7-7.30 gibi havaalanında toplanıyorlar. Yani aslında çok örnek bir durum. Ve ondan sonra onlar valiliğin yönlendirmesiyle birlikte Maraş bölgesine yönlendiriliyor. En hızlı gidiş bu. Yani deprem bölgesine, ki bunlar aynı zamanda motokurye ama eğitimli, ilk yardım, afet bilinci gibi, arama kurtarma gibi eğitimleri olan insanlar. Ama giderken yanlarında şeyleri yok. Malzemeleri yok. Gidiyorlar. O şekilde gidiyorlar. Onun dışında zaten haber yayıldıktan sonra bütün toplum gibi, bütün meslek dalları gibi kuryeler de kendi grupları içerisinde haberleşiyor, tartışıyor, biz bir şeyler yapmalıyız deniyor. Ve harekete geçebilen bütün dernekler ya kendi olanaklarıyla ya yakın illerdeki, misal Düzce'deki dernek Kartal'a geliyor. Sakarya'daki dernek Düzce'ye gidiyor. Düzce'deki dernek toplanıp Kartal'a geliyorlar. Onlar birleşiyorlar. Valilikle irtibat içerisinde deprem bölgesine gidiyorlar. Ankara'daki dernekler kendi aralarında toplanıyor ama hani o dönem genel bir organizasyon olmadığı için herkes biraz kişisel girişkenlik ve yetenek, olanakları toparlayabilme gücüyle yapıyor. İşte tanıdık bir iş adamı oluyor, ondan kamyon kiralıyorlar. Çekicileri olan insanlardan çekicileri kiralıyorlar, motosikletleri yüklemek için. Ama onun öncesinde gönüllü kurye çok fazla, öyle söyleyebilirim. Yani binlerce kurye bölgeye gitmek için seferber oluyor, gönüllü oluyor. Bizim görüşme yaptığımız il sayısı 15. Ama 20'ye yakın ilden deprem bölgelerine kuryelerin gittiğini biz biliyoruz. Onun dışında da sosyal medya gruplarında, Kurye Haber sayfasının Instagram sayfasında, WhatsApp gruplarında öne çıkan kişiler, ben işte diyeyim ki ben Şirinevler'deyim, kuryeyim, biz deprem bölgesine gideceğiz. Duyarlı, hani gelmek isteyen arkadaşlar şu numaradan bana ulaşsın diye telefon numaraları yayınlandı. Herkes irili ufaklı böyle birleşerek kamyon bulan kamyon, çekici bulan çekici ile bölgeye akın etmeye başladılar. Peki şimdi özellikle deprem zamanında ve böyle yıkıntının büyük olduğu dönemlerde motorlar, motosikletler bir avantaj mı? Evet, çok büyük bir avantaj. Yine rapordaki bütün anlatımlar, 15 arkadaşın anlatımı, bizim sahadaki gözlemlerimiz bunu gösteriyor. Yani şu anda yani Türkiye bir deprem ülkesi olmasına rağmen, çok sayıda deprem yaşamamıza rağmen
Türkiye'de hiçbir kuruma ait motorlu, yani deprem zamanında motorize bir ekip yok. AFAD'ın bir ekibi yok. İtfaiyenin bir ekibi yok. 112 acil servisin bir ekibi. Bizim bildiğimiz böyle ekipler yok. Ama bu depremde, Maraş depremi sonrasında biz şunu gördük ki en önemli aparatlardan, unsurlardan biri aslında motosikletli müdahale ekipleri. Çünkü Hatay'da, işte Hatay'ı bilenler bilir. Ben oraya gittiğim için oradan örnek vereceğim ama başka, yani Adıyaman, Malatya, Maraş'tan anlatımlar da raporun içerisinde var. Eski Antakya yıkılmıştı. Hani hiçbir yer yoktu. Hani yardıma gelsen, itfaiyeyle gelsen giremezsin. İş makinesiyle gelsen zaten şeyleri kaldırman gerekir. Enkazı kaldırıp kendine bir yol açman gerekir. Ama motosikletin şöyle bir avantajı var. İki tekerlek, hacmi sınırlı ve yani ortalama 100-150 kilo ağırlığında aletlerden bahsediyoruz. Yani iki kişi gerekirse bir sokaktan bir sokağa taşıyarak götürebilirsin. Hani yol kapalı olsa bile, ama motosikletler iki tekerin girdiği her yere girebilme kapasitesi olan aletler. O yüzden deprem bölgesinde özellikle yardım malzemelerinin dağıtımında, ilaç dağıtımında ya da bazı kritik görevdeki yetkilileri, bu tıp olabilir, acil müdahale ekibi olabilir, bunların hızlıca bir yerden bir yere götürülmesini. Çünkü yani şu örnek sanırım aydınlatıcı olur. Ben Hatay'dan İskenderun'a, ki 45-50 kilometrelik bir yol, 10 saatte gittim 3. gün. Hani gitmem gerekiyordu. Yani kilitti. Bir kaos oluyor. Herkes şehirden kaçmak istiyor. Araçla gittiğiniz süreyi söylüyorsunuz. Evet, evet. Arabayla yani. Gidemiyorsunuz. Yani çünkü kilit. Yani insanlar şehirden çıkmaya çalışıyor. Bir grup insan da yardıma gelmeye çalışıyor. Bu gibi durumlarda tıpkı yani bizim, hani ben de bir kurye olarak söyleyeyim, mesleğimizi yaptığımız gibi işte İstanbul'un yoğun trafiğinde de biz bir yerden bir yere gidiyoruz. Hani aralardan gidiyoruz, emniyet şeritlerinden gidiyoruz. Yani iki tekerin girdiği her yerden geçebiliyoruz. Bu trafikte nasıl ki bir avantajsa, deprem döneminde hayati bir olanağa dönüşüyor. O yüzden büyük bir imkan açığa çıkmış oluyor. Evet, şimdi şu yanlış anlaşılmasın, yani İstanbul trafiğinde elbette ki kurallara uyarak her şeritten gidiyorsunuz diye söyleyelim, o yanlış anlaşılmasın. Yok, onu şöyle ifade edebiliriz. Yani motorun gidebileceği her yer. Yani bunu kastettiğim şey şu: zaten sonuçta trafikte bizim gidebileceğimiz yerler belli. Hı. Motosikletlerin gidebileceği yer belli. Ama trafik sıkışık olsa bile motosiklet gidebilir. Hani bunun önünde bir yasal engel de yok bu arada. Evet. Yani bu çok problem olduğu ve çok tartışmaya sebep olduğu için onu ayrıca bir parantez olarak açalım. Peki, şimdi biraz tam az önce bahsettiğiniz deneyimlerden bahsedelim isteriz. Örneklerle bize, evet, örnek verirseniz rapordan da, sizin kendi gözlemlerinizden de. Örneğin ilaç meselesi raporda epey bir anlatılmış, dikkat çekici, hayat da kurtaran bir mesele olduğu için. Mesela o örnekleri biraz paylaşın bizimle. Yani şöyle, kuryeler oraya gittikleri zaman belli bölgelerde toplandılar. İlk başta zaten hepsi de söylüyor, ciddi bir organizasyonsuzluk var. Kendi kendilerine organize ediyorlar. Gidiyorlar, bize iş verin diyorlar. Nereye ne götürülmesi gerekiyor diyorlar. İlk günlerde, daha sonra bir organizasyon kuruluyor. Kuryeler de kendi aralarında ağırlıklı olarak gıda, yaşam malzemesi, hijyen malzemesi ve ilaçları bir yerden bir yere götürmek için motosikletlerini kullanıyorlar. Çok sayıda sonuçta kronik hasta var. Hani deprem olsa bile hayat devam ediyor. Yani enkazdan çıktığınız anda bir çadırda, bir çadırın ya da bir evin enkazın başında olsa bile hasta yine hastadır. Bir ilacı alması gerekiyorsa alması gerekiyordur. O yüzden acil ilaç ihtiyacı olan yaşlılara, çocuklara, herkese ilaç taşındı kuryeler tarafından. Çünkü yine köylere gitmek zor. Yollar yarılmış, arabalar giremiyor. Onun dışında ise mesela şöyle bir örnek var, çok çarpıcı. Bir ameliyat olacak ve bir ilaca ihtiyaç var. Ve bir tane ameliyat malzemesine ihtiyaç var. İki tane kurye hatta merkezden dört yol ilçesine, 100-120 kilometrelik bir mesafeye çok hızlı bir şekilde gidip o ilacı alıp tekrardan Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisine getirip veriyorlar. Ameliyat o şekilde olabiliyor. Yani siz bunu ya helikopterle yapabilirsiniz ya da motosikletle
yapabilirsiniz. Onun dışında dediğim gibi çok sayıda kişiye kendi ilaçlarını taşıdılar ve bazı yerlere mesela sağlıkçıları taşıdılar. Motosikletli kuryeler, yani arkalarına doktorları, hemşireleri alarak yatalak hastalara müdahale edebilmek için motosikletlerini aynı zamanda böyle insan personel taşımak için de kullandılar. Peki bir yandan şöyle örnekler de var. Şimdi kuryeler üzerinden baktığımızda birçoğu kendisi çalışıyor olabilir. Kendi hesabına evet. çalışıyor olabilir. Dolayısıyla bırakıp gitmek kolay olduğu yönünde beyanlar da var. Ama bir şirkete bağlı ve izin alması gerekip gitmesi gereken ekiplerin de olduğunu anlıyoruz. Raporda anlatılanlardan evet. yola çıkarak. Bir kısmı bir sorun olmadığını, iş yerinden izin alabildiğini söylüyor. Bir kısmı da izin alabildiğini ancak çeşitli şirketlerin de sanki kendileri oraya ekip göndermiş gibi aslında o emeğin de üstüne oturan evet. bir yerde durduğunu görüyoruz. Var mı sizin konuştuğunuz böyle örnekler? Evet, raporda da var. Hani firma ismi verebiliriz, vermeyebiliriz bilemiyorum ama şöyle söyleyeyim. Kamuoyunda zaten insanların en çok bildiği çevrimiçi sipariş dağıtan firmaların çalışan kuryeler esnaf kuryeler. Yani kendi hesabına çalışıyor bu kuryeler. Yani motorlar da kendilerine ait, bütün ekipmanları da kendine ait, kullandıkları benzin de kendilerine ait. Doğal olarak günlük yaşamda da o motorları kullanıyorlar bu insanlar. Yani bir yerden bir yere giderken de iş dışında da onu kullanıyorlar. Doğal olarak deprem döneminde firma imzalı motorlar ağırlıklı olarak bölgedeydi. Ve orada şöyle bir algı da oluştu. Sanki X firması, turuncu firma, işte mor firma gibi, hani o bildiğimiz firmalar sanki depremzedelere yardım için kuryelerini göndermiş gibi bir algı oluştu. Ama böyle bir şey yok. Bütün bu kuryeler gönüllü gittiler ve benzinlerini de giderken kendileri buldular. Motorları bozulduğu zaman amortisman ihtiyaçlarını da kendileri karşıladılar ve daha da önemlisi, raporda bu geçmiyor ama ben söylemek istiyorum. Bu aslında bizim kuryelerin ya da bizim toplumdaki insanların belki yardımseverliğiyle ilgili. Mesela kimse kendi kaybından bahsetmedi raporda. Hani oradan psikolojik olarak ne kadar etkilendiği, maddi olarak nasıl kaybı, hani orada bunu diyemezsin ama konu firmaya geldiği zaman, hani bir işveren ve işçi meselesine geldiği zaman hiçbir firma, en bilindik firmalar da dahil olmak üzere kuryelerin kayıplarını karşılamadı. Yani bu şöyle olmuş oldu. Kuryeler ücretsiz izin alarak gittiler. Bir hafta kaldılar, 10 gün kaldılar. Motosikletlerin tekerleri patladı. Kaza yaptılar. Hani yolların bozuk olmasından dolayı çok ciddi şeyler. Ama tek bir kurye bile bunu bir sızlanma olarak ifade etmedi. Ben bunu dışarıdan bir gözlem olarak ifade etmek istiyorum. O yüzden bu tamamen kurye gönüllülüğü üzerinden olan bir şeydir. Bazı bölgelerde bazı firmalar sanki kendileri göndermiş gibi izlenimler yaratsa bile kuryeler buna karşı çıktığı için firmalar bundan vazgeçtiler. Evet. Şimdi satır arasında söylemiştiniz. Orayı biraz açalım ama yani bu kuryelerin ilk yardım bilmesi meselesi. Sanıyorum özel olarak dersler de alan ekipler vardı. Evet. Bir kısımda zaten bildiğimiz işte ehliyet alırken uygulanan ilk yardım bilgisi de vardı. Ama zaten ilk yardım bilmeyenler de işte taşıma gibi başkaca yapılabilecek işleri yaptılar ama ilk yardım bilenler de sanıyorum çeşitli müdahalelerde de bulundular. Bunun da bir faydası oldu yani. Kesinlikle oldu. İşte İstanbul'dan ilk giden eğitimli kuryeler yanlarında ilk günlerde şey olmamasına rağmen, ekipman olmamasına rağmen bölgeye giden madencilerle birlikte, ki yani bölgede çok özel rol oynadı maden işçileri, onların yardımcısı pozisyonuna da yer yer geldiler. Kendi başlarına da, kendi eğitimlerinden aldıkları bilgilerle de, oradaki buldukları kazma kürekle de bu çalışmaları yaptılar. Sadece ilk yardım değil, yani bir arkadaşın anlatımında geçiyor. Yani 30'a yakın cansız depremzede, 30'dan fazla canlı depremzede çıkartan ekipten bir kurye arkadaşımız mesela. Bu o yüzden hayat kurtaran bir şey ve ama bu çok istisna. Yani raporun son bölümünde de biz ifade etmeye çalışıyoruz. Yani eğitimli kurye, yani oraya 1000'in üzerinde kurye gittiyse eğitimli kurye sayısı 10'a 15'i geçmez.
Mesela böyle bir oran. Şimdi oraya bağlayacağım. Yani o zaman ne yapılması lazım kısmında aslında en öne çıkanlardan birisi de bu. Motokuryelerin çeşitli eğitimlerden geçiriliyor olması lazım ya da çeşitli eğitimler alıyor olması lazım. Bunun imkanının sağlanıyor olması lazım. Öyle değil mi? Evet. Orada aslında belki ikiye bölebiliriz. Çünkü sonuçta biz kuryeyiz. Yani bizim işimiz ürünü A noktasını alıp B noktasına götürür. Lojistik. Yani bizim yaptığımız iş bu. Ağırlıklı olarak da zaten biz orada bunu yaptık. Bu bile çok kritik bir görev. Yani yaşam malzemelerinin ihtiyacı olan insanlara, yani bir bebeğe mama götürmek, bir hastaya ilaç götürmek ya da bir insanlara gıda götürmek, su götürmek ya da başkaca arabası bozulmuş birisine bir şarj kablosu bir şey götürmek, yani çok hayati önem oluyor. Ya da benzini bitmiş bir jeneratörü çalıştırmak için bir benzin götürmek. Ama onun dışında sonuçta orada madenci aynı zamanda birçok şey yapabiliyor. Yani deprem bölgesinde ben uzun süre kaldığım için biliyorum. Tek bir yetenek gerekmiyor. Yani her bilgi, her tecrübe, her eğitim orada hayat kurtaran bir şeye dönüşüyor. Ama kuryeler ağırlıklı olarak şunu söylüyor. Biz şunu söylüyoruz. Biz bütün eğitimleri alalım. Gönüllü olan herkes alalım. Orada bize yani hangi ihtiyaç varsa. Çünkü ilk günlerde malzeme dağıtmak gibi bir ihtiyaç yok. Yani insanlar enkaz altında. Orada arama kurtarma konusunda biz çok özel roller oynayabiliriz. Bunun için de bütün motokurye dernekleriyle, ki buna birçok dernek tamamına yakın diyebilirim, gönüllü, yani AFAD'la, sivil savunmayla, itfaiyeyle, hangi devlet belediyelerle işbirliği içerisinde bu eğitimleri almaya gönüllü. Binlerce gönüllü kurye var. O yüzden bu insanların başta afet bilinci olmak üzere, afet bilinci ve afet yönetimi olmak üzere ilk yardım eğitimi, arama kurtarma eğitimlerini, hatta yangın, ki olası yangın riskine karşı yangın eğitimi, amatör telsizcilik eğitimi, şebekeler çöktüğü için bütün bu eğitimleri gönüllülük şartıyla almak isteyen bütün kuryelere ivedilikle sağlanması gerekiyor. Bu olursa bundan sonraki mesele aslında organizasyon meselesi. Yani eğitimli 10 kurye onlarca insan kurtardı orada. Yani bu giden 1000 kuryenin yarısı eğitimli olsaydı başka bir tabloyla karşı karşıya kalabilirdik. Evet. O zaman raporun sonunda da şimdi madde madde neler yapılması gerektiği, evet, buradan çıkan deneyimler sonucu nedir acil olan ve yapılması gerekenler diye epey bir maddelemişsiniz, anlatmışsınız. Onları sizden dinlemek isteriz. Bu raporu hazırladıktan sonra ve bölgedeki yaptığınız çalışmalardan sonra ne ortaya çıktı, ne yapılması gerekiyor? Ya aslında şöyle bir şey, yani deprem konusunda yani toplumsal bir seferberlik gerekiyor. Yani bütün meslek gruplarının, aslında biz belki ilk şunu söyleyebilirim ben. Yani biz kuryeler özgürlüğünde baktık buna ama yani mesele çok daha büyük. Ne kadar meslek grubu, gönüllü meslek grubu buna hazırlanırsa, başta Büyük Marmara depremi olmak üzere beklenen, daha hazırlıklı olabiliriz. Ve biz sahadan şunu görmüş olduk. Birinci öncelik eğitim. Gönüllü olan herkes eğitimlerini almalı, sertifikalandırılmalı ve ilgili yetkili kurumlarla bir network oluşmalı. Bir deprem anında ben eğitimi almış bir kuryeyim ve deprem bölgesi dışında kaldım. Bana istedikleri anda ulaşabilecekleri bir network olmalı. Onun dışında söylenen bir şey, yani biz hazırlanmalıyız ama binlerce gönüllü kurye, AFAD, 112, itfaiye gibi kurumlar da kendilerine bağlı motorize ekipler kurmalı. Yani bu bir ihtiyaç. Yani biz varız, her zaman biz onların yanındayız ama onlar da kendilerine bağlı motorize ekipleri kesinlikle kurması gerekiyor. Bir kuryenin, birden fazla kuryenin şöyle bir önerisi oldu. Beklenen Büyük Marmara depremi başta olmak üzere aktif olan bütün fayların olduğu illerin çevresindeki illerdeki kuryeler daha özel hazırlanmalı. Hmm. Çünkü İstanbul'daki bir depremde ben kuryeyim ama enkaz altında kaldım. Hmm. Hani ben bir şey yapamam. Hmm. O yüzden İstanbul depremi, hani ben de eğitim alacağım hayatta kalmak için ya da kalırsam bir şeyler yapmak için, ama yani bizim dışımızdaki insanlar, işte çevre illerdeki, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ, Edirne, çevre illerdeki Zonguldak, bütün illeri sayabiliriz. Buradaki kuryeler İstanbul depremine hazırlık için özel olarak eğitilmeli ve mümkünse
bölge bölge, hani Kadıköy bölgesini düzce müdahale etmeli. Ya da işte yani bu plan önceden belirlenmeli Meli, ve tabii. Öne alınmalı diye bir öneriniz tabii, var. Tabii böyle bir kapsamlı bir öneri. Bunun için doğru düzgün bir deprem planına da ihtiyaç var elbette ama. Kesinlikle. Bizim zaten şeyimiz şu, yani biz deprem yönetiminden de deprem bütçesinden de kuryelere ya da merkezi işte o master planlar oluşturulurken de tecrübeli kuryelere, dernek temsilcilerine temsiliyet verilmeli. Hani bu planların yapılmasında da bizler yer almak istiyoruz. Bu networklerin kurulmasında da biz sorumluluk almaya hazırız. Bunlar olabilirse kendiliğinden şeyler ortadan kalkar. Onun dışında şeyler uzun. Ben tek tek sıralamayayım. Maddeler uzun çünkü önemli olan aslında genel plan yapılması, kuryelerin de bu plana dahil edilip eğitimli bir şekilde ve malzemeler hazır bir şekilde bekletilmeli. Yani eğer şöyle bir şey olursa belki bunlar şey gelebilir, böyle çok uç örnekler gelebilir insanlara ama bir arama kurtarmacı bir abiyle ben bölgede konuşmuştum. Saat dedi ki bana, ben İstanbul'da yaşıyorum, İskenderun'da ilk depremzedeyi saat 12'de çıkarttım dedi. Yani 4'te olan deprem, 4.30'da olan deprem 12'de ilk depremzedeyi çıkartıyor. Ama diyor ki biz diyor, bu özel bir arama kurtarma ekibi de, bizim diyor bütün malzemelerimiz diyor havalimanlarındaki hangarlarda bekletiliyor. Bize sadece gelin deniyor. Biz hızlı bir şekilde gidiyoruz. Malzemelerle birlikte uçakla oraya gidiyoruz deniyor. O yüzden yani bir deprem bakanlığımız olursa bu planları daha ayrıntılı kendileriyle konuşabiliriz. Evet, yani bu planların yapılmasında da yer almak istiyorsunuz. Ya belki önemli olan mesela kuryelere ileri sürüş eğitimi ücretsiz olarak sağlanmalıdır diyorsunuz. Şimdi bu da var, yani hadi kurs açtık ya da hadi eğitim açtık, gelinle bitmiyor o iş. Yani bunun bir plan çerçevesinde ve ücretsiz olarak sağlanıyor olması lazım. Çünkü bu bir ihtiyaç. Evet, yani zaten eğitimler ücretli eğitimleri ücretli verilmiyor. Afet eğitimi, arama kurtarma, ama onun dışında sonuçta zor arazi şartlarında çalışıyoruz biz orada. Hani araziye uygun motosikletlerin de şimdiden ayarlanması lazım. Hmm. Belki binlerce ayarlanamaz ama neden olmasın? Yani sonuçta bizim vergilerimizden oluşturulan bir deprem bütçesi var ve motosikletlere eğer işte gördük, yaşadık, hayati bir önem atfediliyorsa ki biz onu savunuyoruz. Bölgeye uygun birçok kurye de söyledi. Şimdi İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de paket atarken kullanılan bir Activa scooter tarzı küçük bir motorla bölgeye gitmek var. Bir de lastikleri araziye uygun, hemen bir çivi batınca hemen patlamayacak ya da şey olmayacak. Arazi motorları, cross tarzı motorlarla bizim oraya müdahale etmemiz var. O yüzden ve ileri sürüş eğitimi, yani zor şartlarda bizim motosikleti kullanabilecek becerilere de sahip olmamız gerekiyor. O yüzden biz yani daha kalifiye olabilmek için, yani kendi niteliğimizi, deprem hazırlık konusunda niteliğimizi yükseltebilmek için aslında biz devletten olanaklarını açmasını bekliyoruz. Çünkü burada binlerce, hatta on binlerce kurye gönüllü bir şekilde olası depremlere karşı hazırlanmak istiyor. Evet. Peki deprem çalışmaları böyle. Başka nasıl çalışmalar var önünüzde? Şimdi biz aslında bu deprem çalışmasını şu şekilde ilerletiyoruz. Yani bu deprem raporumuz yaklaşık 20 ilde dağıtıma başlandı. Bizim görüştüğümüz bütün kuryeler kendileri istedi. Biz onlara bizzat gönderdik. Kendi bulundukları illerdeki belediyelere, valilere, itfaiye, trafik şube müdürlüklerine, üniversitelere şeyler dağıtılıyor şu anda. Bu rapor dağıtılıyor. Kuryeler tarafından dağıtılıyor. Meclise gönderdik, milletvekillerine gönderdik, bakanlıklara gönderdik ve basına sunduk. Aslında biz bu raporun ilgili her kesime ulaştırmaya çalışıyoruz. Onun dışında da biz dernek olarak, eğer soruyorsanız, dernek olarak biz kuryelerin haklarının savunmak için daha farklı raporlandırmalar için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yani tehlikeli bir meslek yapıyoruz. Tehlikeli meslekler sınıfına girmesi ve mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu hale gelmesi için çalışmalarımız var. Türkiye'deki kurye örgütlenmelerinin yaşadığı sorunlar ya da çözüm önerileri konusunda bir çalışmamız var. Bu ve benzeri konularda daha çok farkındalık yaratmaya dönük, raporlamaya dönük, kamuoyunun dikkatini bu yöne çekmeye dönük faaliyetlerimiz devam ediyor.
Peki, ben size kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, Geniş Açı'nın bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.